Merhaba. Ne haber abi? Bir şey söyleyeceğim. Kaçırdın değil mi yine çocuğu? Kaçırmadım. Bu bizim aramızda anlaşarak yaptığımız bir şey. Ha, anlaşarak ayrıldık diyorsun yani. Ay, ayrılmadık. Ya sen niye her lafın içindesin yine? Ya ne diyorsun ya? Konuyu ben açmadım ki, sen açtın. Demek ki için dökmeye falan ihtiyacım vardı. Hangi konuyu ben açtım? Hangi konuyu? Cem buradan bavulla gitti ya. Nereye gitti? Ya Cem buradan bavulla geçti gitti ya. Ne bileyim abi ya, görmedim, Allah Allah. Bekçi miyim ben? Ya nasıl görmedim? Bir saattir ne konuşuyoruz biz burada? Bir şey söyleyeceğim. Sen çok fena taktın bana ha. Yani özel hayatındaki problemleri kendin çözeceksin abi. Ben sürekli olarak yardımcı olamam ki sana canım. Özel hayatımda problem falan yok benim. Deli misin nesin sen be? Ha, bak şimdi, eğer karşılıklı olarak birbirimize kırıcı olacaksak, o zaman ben de senin burnundan bahsederim. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Belki de çocuk o yüzden ikide bir seni terk edip gidiyordur. Hangi yüzden? Ya sende hafıza problemi falan var abi ya. Burnun yüzünden diyorum işte, burnun. Bu ne terbiyesizlik ya? Sen kendine bak bir kere. Kendi haline bak, sürekli ağzında cikle çak 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 çak, ayağında bir tane kaykay. Kaç yaşındasın oğlum sen? Kazık kadar olmuşsun, hala ayağında bir kaykayla geziyorsun. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bir dakika önce söylediğini bir dakika sonra unutuyorsun. Ne biçim bir manyaksın sen be? Ne? Ne? Ben senin bu kızından şikayetçiyim Tahsin Bey amca. Hayda. Ne yapmış ki? Cesur eve ağlaya ağlaya geldi. Bağırmış çocuğa. Manyak demiş. Evet dedim. Dedin mi Aslı? O da bana burnun çirkin dedi. E yalan mı kızım? Kötü bir şey söylememiş ki çocuk sana. Sen hakikaten manyak dedin mi? Ya baba, bir söylediğini 5 dakika sonra unutuyor, sinirleniyor insan. Benim yetim kardeşimle toroid problemi var. Unutuyor. Yazık değil mi kızım? Bence yazık bana ya. Bir kere hayatta olan bütün çatışmalarını falan benden çıkarıyor bu baba. O senin baban değil, benim babam. İşte görüyorsunuz yani. Özür dilesin kardeşimden. Hep ağladı bu. Hay Allah. Hadi özür dileyiver kızım. Dilemeyeceğim. O zaman o da benden dilesin. O zaman sen de ondan özür dile de barışsın. Öpüşün barışın. Siz kardeşsiniz. Nereden kardeş oluyoruz canım? Tamam kızım, tamam. Hadi özür dileyin de barışıverin artık, hadi. Önce o dilesin. Hayır efendim, önce o dilesin. Hadi kızım baba, hadi. Özür dilerim. Ben vazgeçtim ya. Özür falan dilemeyeceğim. Ben niye diledim o zaman ya? Dur. Cesur, hatasını anladı, özür diledi. Hadi sen de ablam, hadi. İyi peki, ama sadece babanın hatırına. Hadi aferin. Tamam. Gerçekleri dile getirdiğim için senden çok özür dilerim, oldu mu? Öpüşün barışın. Hadi. Söyleyeceğim mi? Bak şimdi. Söylesene. Tahsin Bey amcası. Bu evcil hayvan istiyor. Hayvan mı istiyor? Evet, hayvan. Dükkanda kedi medi satıyorlarmış, özenmiş. Parası yokmuş, alamamış. Bir kere her sanatçının evcil bir hayvanı oluyor. Bizim evde o kategoride bir tek eniştem var. Bak, Hediye teyze farkında mısın ne dedi? Ne dedi? Peki, al bakalım da. Sana arkadaşlık etsin. Madem istiyorsa al. Sağ ol baba. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izan
tepeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.